Hayırlı akşamlar. Biren TV ekranlarından canlı yayınlanan Memiş Hoca ile Bilim Bilenler programındasınız. Hoş geldiniz programımıza hocam. Nasılsınız? Elhamdülillah, sizler de iyisiniz. Sağlık saat yerinde inşallah. Elhamdülillah, şükür Allah'a. Bir haftayı daha şükür geçirdik. Allah'ım. Çarşambadan Anladım. Çarşambaya devir aldık. Evet. Evet. Mevla çıkarttı nasıl. Mailler gelmeye başladı tabii bu arada. Evet. Epeyce mailler gelmeye başladı. Hocam şey oturdu herhalde. Bu vakit evet. sıkıntısından, evet. vakit değişikliğinden sonra bir ara böyle bir hafif şey olmuştu. İzleyicilerimiz evet. böyle evet. saati şaşırmıştı evet. ama şimdi Allah'a hamdolsun. Yeniden aynı temposuna yetişti. Bir haftayı daha geçirdik hocam. Devirdik bir haftayı daha. Mevla kazasız belasız. Yani ömürden bir hafta gitti. Bir hafta daha gitti. Ya. Ramazan yaklaşıyor biliyorsunuz. Ya. Geçtiğimiz bu hafta bugün Berat gecesiydi. Ya. İşte zaman nasıl geçiyor? Değil mi? Bazı kimseler der ki hocam ömür nasıl geçiyor anlamıyoruz, bilmiyoruz. Bana deseler ki diyorlar işte şu 50 yaşına kadar geldin, bu 50 yaşına kadar neler gördün, neler yaşadın deseler 10 dakika anca sürer. 10 dakika diyor. Ya ne kadar bereketsizlendi. Zamanın da bereketi kalmadı. Paranın da bereketi kalmadı. Ömrün de bereketi kalmadı. Acaba niye? Acaba niye bereketsizleştik? Acaba neden ömrün bereketi kalmadı, paranın bereketi kalmadı, vaktin bereketi kalmadı? Neden? Tek kelimeyle çok fazla maddeci olduğumuzdan dolayı ve samimiyetsizliğimizdendir. Başka hiçbir şey değildir. Başka hiçbir şey değildir. Her gün ömürden bir gün gidiyor değil mi Ömür? Şey Murat'ım. Doğrudur hocam. Her gün, her saat, her dakika ileriye doğru gidiyoruz. İleriye doğru gidiyoruz. O vakte, saate ulaşmaya çalışıyoruz. Allah o vakit geldiğinde bizlere imanlı bir şekilde göçmeyi nasip eylesin. Amin. Şu son günlerde çok fazla cenaze haberleri aldım. Çoğuna yetiştim, çoğuna gittim. Zaten Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz mutlaka ama mutlaka cenazelere gidin der. Mutlaka ama mutlaka cenaze namazlarını kılın der. Lakin Cebrail aleyhisselam ben insan olsa idim eğer mutlaka ama mutlaka şu özelliklere sahip olurdum, şunları yapmak isterdim der iken, bir tanesi de mutlaka ama mutlaka her cenazeye gidip cenaze namazlarını kılmak isterdim diyor. Ve mutlaka mutlaka namazlarımı camide cemaatle kılmak isterdim diyor. Bakın Cebrail aleyhisselam diyor bunu. Eğer ben insan olsam bunları yapardım diyor. Allah'ın Resulüne bunları söylüyor Cebrail aleyhisselam. Bizler de her daim tanıyalım veya tanımayalım, cenaze haberini aldığımızda mutlaka ama mutlaka o cenazeye gidelim. Oradaki görevimizi yerine getirelim. Cenaze namazı zaten biliyorsunuz ki bir duadır. Ahirete intikal etmiş olan insanlara yapılan son görevdir sevgili kardeşlerim. Ömür bitiyor. Allah'ım cümlesi ümmeti Muhammed'e, hepimize ve siz ekran başındaki sevgili kardeşlerime hayırlı ve uzun ömürler ihsan eylesin inşallah. Allah cümlemize ömrün de hayırlısını ihsan eylesin. Temizini ihsan eylesin. Bazı kimseler için sevgili kardeşlerim ölüm kurtuluştur. Eğer çamura batmış insanlar için bunu söylüyorum. Bataklığa batmış insanlar için bunu söylüyorum. Bazılar için kurtuluş oluyor.
onun için hayırlı oluyor. Sahabeden bir tanesi dedi ki, ey Allah'ın Resulü, ben artık yaşamak istemiyorum, ölmek istiyorum dediğinde Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz o genç sahabeye şunu sordu ve dedi ki, neden bu genç yaşta ölmek istiyorsun dediğinde o genç sahabe şunu söyledi, ey Allah'ın Resulü, ben çok yaşayıp günah işlemekten korkuyorum. Günahkar olarak ölmekten korkuyorum. Velakin daha sonrasında cennette senin yanında olamamaktan korkuyorum dedi. İşte onun üzerine Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz, sen Allah'a dua et ki Allah sana hayırlı ve uzun ömürler ihsan eylesin. Biz de Cenab-ı Allah'a, ya Rabbi bizlere hayırlı ve uzun ömürler ihsan eyle diye dua etmek mecburiyetindeyiz. Allah cümlemize ömrümüzün de hayırlısını ihsan eylesin inşallah. Cümlemize hayırlı ömürler ihsan eylesin. Çocuklarımızla, evlatlarımızla, torunlarımızla, sevdiklerimizle hayırlı bir şekilde uzun ömürler bizlere Allah İhsan eylesin. Evet. Hocam, İbn Arabi'nin bir sözü var. Diyor ki, evet, öleceğini bildiği halde, öleceğini bildiği halde, öleceğini bilen tek canlı insandır. Öleceğini bildiği halde de hiç durmadan kazanmaya çalışan insan canlı yine insandır diyor. Şimdi aleyhissalatü vesselam Efendimizin, Peygamber Efendimizin bir sözünü ben dile getireyim. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz der ki, insanlar diyor yaşlandıkça en çok iki şeyi arzular. Bir, çok kazanmayı, daha çok kazanmayı, daha çok mala, mülke, servete sahip olmayı. İki, daha çok yaşamayı arzu eder diyor. İnsanoğlu, zaaflarımız var. Evet. Maalesef. Hocam, şimdi maillerde şeyleri isterseniz önce bir söyleyelim. Dua talep eden. Evet. Ondan sonra izleyicilerimiz vardı. Evet. Ayşe Hanım'ın bir talebi var. Özellikle belirtmemizi de istemiş Ayşe Karaca Hanım. İnşallah ekran karşısındadır. Program başlamadan önce göndermiş sorusunu da, yarım saat kadar önce. Evet. Hocam, ben hamileyim. Biraz zor geçeceği söyleniyor doğumumun. Kolay doğum yapabilmek için sizden dua istiyorum demiş. Ayşe mi? Evet, Ayşe Hanım. Ayşe Hanım, Cenab-ı Allah hayırlı bir evlada, zürete sahip olmayı sizlere nasip eylesin. Cenab-ı Allah devletine, milletine, dinine, anasına, babasına hayırlı olan evlatları sizlere nasip eylesin inşallah. Evlatlığınıza doğacak olan evladınızı Cenab-ı Allah insi ve cinsi şeylerden korusun. Acısını sizlere göstermesin inşallah. Mutlaka ama mutlaka bu gecenin hürmetine dua edeceğim. Dua edeceğim. İnşallah sizler sağlıklı, sıhhatli bir şekilde nuru topu gibi bir evlada sahip olursunuz. Evet. Halil İbrahim Bey'in yine aynı şekilde dua isteği var. Ahmet Eryaman aynı şekilde dua talep ediyor. İbrahim kardeşimiz soy ismimi vermezseniz sevinirim. Selamünaleyküm. Hocamdan çok çok dua istiyoruz. Biraz sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Allah'ım selamete çıkarsın İbrahim kardeşim sizi. Cenab-ı Allah huzur ve saadet versin. Cenab-ı Allah ağzınızın tadını bozmasın. Cenab-ı Allah sizleri gördüklerinizden eksik eylemesin inşallah. Evet. Mahmut Çebi Bey diyor ki, hocam bu akşam ben size dua edeceğim. Tek bir şartla pazarlık yapmak istiyorum. Siz de bana dua ederseniz demiş. Etmez miyim Mahmut kardeşim? Nasıl etmem? Hele hele bir de sen bana peşiyle dua ediyorsun. Allah'ım senden razı olsun. Ben sana mutlaka ama mutlaka bütün seyircilerime dua ettiğim gibi sana da edeceğim. İsimle ben dua ediyorum. Herkesin ismini zikrederek ya Rabbi'ye elimi açıyorum ve ondan sonra başlıyorum. Ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kuddus, ya Celal, ya Cebbar, ya Sadık, ya Selam, ya Latif, ya Kerim, ya Hakim, ya Vahhab, ya Hayyum, ya Kayyum, ya Samet diye başlıyorum.
Esma-ül Hüsna'ları zikrederek ondan sonra isimleri okuyorum. O isimler üzerine başlıyorum dua etmeye. Cenab-ı Allah inşallah dergâh-ı izzetinde yaptığımız ve yapacağımız duaları, ibadetleri kabul ihsan eylesin inşallah. Ben sizlere çok dua ediyorum. Kalben ediyorum. Her daim ediyorum. Arabaya bindiğimde ediyorum, yürürken ediyorum, çıkarken ediyorum, eve girerken ediyorum. Her daim aklımda, beynimde, kalbimde sevgili kardeşlerim sizler varsınız. Emin olun kalben sizlere dua ediyorum. Rabbim sizleri her daim insi ve cinsi şeylerden muhafaza kılsın. Fitneliklerden, fesatlıklardan, gizli güçlerin şerrinden sizleri muhafaza kılsın. Büyülerden, nazarlardan sizleri muhafaza kılsın. Allah'ım rızkınızı daimi kılsın. Bol eylesin inşallah. Cenab-ı Allah aile içerisinde eğer bir sıkıntınız var ise o sıkıntıları bertaraf eylesin inşallah. Cenab-ı Allah gecelerin hürmetine aile içerisindeki sıkıntıları bertaraf eylediği gibi aile içerisine muhabbet ihsan eylesin. Sevgi ihsan eylesin. Ya Vedud Celle Celaluhu ismi şerifine muhabbet, sevgi o hane içerisinde hasıl olsun inşallah. Cenab-ı Allah hasta olan kullarına şifalar ihsan eylesin. Dertli olan kullarına derman ihsan eylesin. Bütün dualarımız budur. Allah'ım devletimize ve milletimize hiçbir zaman birlik ve beraberliğimize zeval vermesin. Cenab-ı Allah şu üç günlük dünyada bizleri sevgiden, muhabbetten bizleri uzak eylemesin. Cenab-ı Allah bizleri kimseye muhtaç eylemesin. Şu üç günlük dünyada, dünyada şu üç günlük dünyada ve ahirette mahcup olacağımız hal ve hareketlerden Cenab-ı Allah bizleri muhafaza kılsın. Cenab-ı Allah şu üç günlük dünyada bizleri kimseye muhtaç eylemediği gibi aciz de kılmasın. Amin. Hepimiz öleceğiz sevgili kardeşlerim. Ölüm hepimize gelecek. Cenab-ı Allah ayet-i kerimede diyor ya küllün nefsün zaikatül mevt, her nefis ölümü tadacaktır. Biz insanlar, cinler, mahlukat ve tabiat vaktin saati geldiğinde mutlaka ama mutlaka ölümü tadacaktır. Allah bizlere ölümün de hayırlısını ihsan eylesin. Allah bizlere o vakit geldiğinde temiz bir halde, imanlı bir şekilde eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyerek çene kapamayı bizlere cümlemize nasip eylesin. Temiz gitmeyi bize nasip eylesin. Kul hakkıyla göçmeyi bize nasip eylemesin. Herkesle o yüzden diyorum ki sevgili kardeşim, tanıdık tanımadık herkesle helalleşin. Helalleşin. İlla ki kul hakkı derken birisinin malını çalmak değil, birisini dövmek değil, birisine sövmek değil, bir insana sert bakmak dahil kul hakkına girer. Bir insanın gıybetini yapmak dahil kul hakkına girer. Bir insana iftira atmak dahil büyük günahlardandır, kul hakkına girer. Bir insana, bir acizin hakkını yemek kul hakkına girer. O yüzden diyorum ki mutlaka ama mutlaka çevrenizdeki herkesle her gün her dakika helalleşin. Helalleşin, kul hakkıyla gözünüzü kapatmayın, kul hakkıyla can vermeyin. Eğer ki kul hakkıyla can verir iseniz mutlaka ama mutlaka mahşer günü, hesap günü mutlaka o kulun hakkı sizden sorulacaktır. O hakkı olan kul mahşer gününde mutlaka sizlerin yakasına yapışacaktır. Ve sizden hak talep edecektir. Ve bundan dolayı diyorum ki ne olur kul hakkına riayet edin. Oturmanıza, kalkmanıza dikkat edin. Konuşmanıza dikkat edin. Konuşurken birbirinizin kalbini kırmayın. Birbirinize hakaretler etmeyin. Bunu özellikle söylüyorum. Kul hakkı. Cenab-ı Allah biz kulları
tövbe istiğfar ettiğinde mutlaka ama mutlaka o tövbelerin yüzü hürmetine günahlarımızı affeder. Amma ve lakin kul hakkına gelince Cenab-ı Hak ben ona karışmam diyor. O sizin ikinizin arasındaki konudur diyor. İşte biz de huzuru mahşerde mahşer günü boynumuzun bükük kalmaması için, eziyet görmememiz için, ceza çekmememiz için mutlaka ama mutlaka hangi kulda ve kimde hakkımız var ise bu dünyadan göçmeden helalleşelim. Daha geçenlerde birisi, bir gazeteci beni gördü. "O hocam nasılsın?" dedi. Bir alışveriş merkezinde. "Bey resminizi çekeyim filan" dedi. Dedim ki ya benim resmimi çekme, boş ver. Ben artist değilim dedim. "Ben futbolcu değilim" dedim. "Boş ver, beni çekme" dedim. Ve sağ olsun çekmedi. Ve o arada bana dedi ki "Hocam" dedi, "ne olur size bir kahve ısmarlayayım dedi. Bir oturalım, hasret giderelim." Dedim "Çok teşekkür ederim, sağ olasın. İçmeyeceğim. Biraz önce bir yerde içtim" dedim. Ayaküstü bana hemen "işte hocam biraz önce bir kadın geldi, bir ünlü bir sanatçı gelmiş. Onun için" başladı sallamaya. Güzel kardeşlerim, bunu yapmayalım. Bunu yapmayalım. Bir, belki o duyduğu, o gazetecinin o duyduğu haber, o konu yalansa, ki yalandır büyük ihtimalle, o kadının hakkına girmiş oluyor. Ve büyük iftira atmış oluyor ki bu iftiranın affı olmaz güzel kardeşlerim. Eğer bir insan ehli namus bir kadına, kadının iffetine dili uzatıyorsa, hakaret ediyorsa, dedikodusunu yapıyorsa bilsin ki Allah ona cehennemde azap verecektir. Hiç kurtuluş yok. Maalesef görüyorum ki sağda ve solda birçok insan, duyuyoruz, cemiyet içerisindeyiz, insanların içerisindeyiz. Konuşmalara şahit oluyoruz. Belki sevgili kardeşlerim, benim bu söylediklerime siz benden daha fazla şahit oluyorsunuzdur mutlaka. "Efendim filancı kadın var ya, o filancı kadın şöyleymiş. Veya filancı adam var ya, o filancı adam böyleymiş." Bunu demeyin. Siz nereden biliyorsunuz o kadının ve o erkeğin öyle olduğunu? Gözünüzde gördünüz mü? Şahit oldunuz mu? Olmadınız. O zaman yalan söylüyorsunuz. O zaman iftira atıyorsunuz. Ve fitneye delalettir. Toplumda infial yaratıyorsunuz. O insanın hayatını karartıyorsunuz. O insanın hayatını mahvediyorsunuz. Yuvasını yıkıyorsunuz. Çoluk çocuğuna rezil ediyorsunuz. Yapmayın Allah aşkına. Sonra ya ben helallik alayım ya, filanca bir hakkın helal et, hadi gideyim. Yok öyle bir şey. O kadar da kuru olmaz bu işler. Sen kadının hayatını karartacaksın. Sen kadının hayatını kararttığın gibi bütün herkese rezil usfa edeceksin. Sonra kuru bir kelimeyle hakkını helal et, helalleşelim. Hadi oradan. Eşek sıpası. Kolay mı? Kadın dese ki "Etmiyorum sana hakkımı. Sen benim hayatımı kararttın. Sen beni mahvettin. Benim yuvamı yıktın. Sen hangi yüzle gelip benden hak talep ediyorsun? Ben sana hakkımı helal etmiyorum. Huzuru mahşerde ben senin yakana yapışacağım" der ise ne yapacaksınız? Soruyorum, ne yapacaksınız? Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de demiyor mu ki "Birbirinizin ayıbını örtmekte gece gibi olun" demiyor mu? Diyor değil mi? Biz Cenab-ı Allah'ın kelamına uyarak birbirimizin ayıbına şahit dahil olsak susacağız. Söylemeyeceğiz, konuşmayacağız. Bir sır olarak kalacak ve unutacağız. Ki Cenab-ı Allah da bizim ayıplarımızı huzuru mahşerde o mahşer günü saklasın, ortaya çıkarmasın. Öyle değil mi? Ben zaman zaman arkadaşlarla, Murat'la değil mi sohbet ettiğimizde hangi birimizin ardında kara leke yok diyorum. Hangi birimizin? Hepimizin var. Hepimizin günahı var. Hepimizin hatası var. Yanlışı var. Amma ve lakin hatamıza ve yanlışımıza bir başkalarını ortak etmeyelim. Bir insan
ömrü boyunca günah işlemiş olsa ve sonrasında da tövbe istiğfar etmiş olsa dahil, bir başkasına pişmanlık duygularıyla dahil olsa, ben efendiler Allah'a çok şükür bugün yapmıyorum, kurtuldum ama geçmişte şu günahları şöyle şöyle işledim demek dahil dinen caiz değildir ve bir başkasını günaha ortak tutmaktır. Bunlardan uzak kalalım. Nereden nereye geldik? Laf laf açıyor değil mi? Laf laf açıyor. O yüzden güzel kardeşlerim, kul hakkına riayet edelim. Kul hakkı çok önemlidir. Bizler bu dünyada 50 yaşına, 60 yaşına, 80 yaşına, 90 yaşına, 100 yaşına, 110 yaşına, 120 yaşına, 130 yaşına, hadi cömert davranayım 150 yaşına kadar geldik. Ama yine bir son var. Yine bir son var. Nedir o son? Ebediyete gideceğiz. Bizler bu dünyada değil, ahirette, ebediyette rahat edebilmek için gayret içerisinde olalım güzel kardeşlerim. Ne olur, ben sizleri gönülden Allah rızası için severek konuşuyorum. Büyük bir sevgi ve aşkla sizlere bakarak söylüyorum. Kul hakkına riayet edin. Kul hakkına riayet edin. Kul hakkından, dedikodudan, fitneliklerden ve fasatlıklardan uzak kalın güzel kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim der ki dedikodu yapanlar için, gıybet yapanlar için siz hiç öyle et yediniz mi diyor Kur'an-ı Kerim. Dedikodu yapanlar, gıybet edenler ölü kardeşinin etini yemiştir diyor, yemiş gibidir diyor Kur'an-ı Muhammed'e. Ya, ya güzel kardeşlerim. Bizler ne olur, ne olur bir başkasının hayatına müdahale etmeyi bırakalım, kendi hayatımıza, kendimize çeki düzen verelim. Hepimizin günahı var, hepimizin hatası var. Hepimiz günahkarız. Allah bizleri günahlarından sıyrılmış temiz kullarından eyler inşallah. Bir hafta önce mübarek Berat gecesiydi. İnşallah o gecede yaptığımız tövbe istiğfarları, pişmanlık duyguları içerisinde yaptığımız tövbe istiğfarları Cenab-ı Allah dergah izzetinde kabul eylemiştir ve tertemiz olmuşuzdur. İnşallah, inşallah. O yüzden benden kim dua istiyorsa, ben çok dua ediyorum. Ben sizlere çok dua ediyorum güzel kardeşlerim. Sizler de bana edin. Mahmut kardeşim gibi sizler de bana dua edin. Benim de dua ihtiyacım var. Belki en çok benim duaya ihtiyacım var. Ya şeytan en çok benimle uğraşır. Bu Murat da fazla uğraşmaz. Benimle uğraşır. Ya Murat öyle mi? Doğru hocam. Şeytan en çok benimle uğraşır. Gerçi ben de onun iflahını kesiyorum ya şeytanın. Beni de yoldan çıkaramayacağı belli zaten o sebepte. Allah salih kullarından eylesin inşallah. Evet. Amin. Hocam Emine Deniz isimli bir izleyicimiz diyor ki iyi yayınlar Memiş hocam, sizi çok seviyoruz, severek izliyoruz. Rabbim sanki sizden razı olsun. Allah'ım sevgilerimizi daimi kılsın inşallah. Benim sorum şu, 4 yıllık evliyim, kullandığım bir elbisemin üzerinde bir yırtık vardı, aynı renkte dikildiğini fark ettim. İçini açtığımda renkli kalemle Arapça birkaç harf yazılı olduğunu gördüm. Ya elbisesinde bir yırtık var, aynı renkte yapıyorlar, başka şeyde dikilmiş. Bu büyü müdür? Maalesef bunu büyü maksatıyla yapılan şeylerdir bunlar. Tabii ki bunu şu şekilde yap, efendime söyleyeyim, şöyle yaparsam bozulur demem doğru olmaz. Ama bu güzel kardeşime şunu tavsiye ederim. Eğer gerçekten büyüden şüpheli ediyorsan ve gerçekten size büyü yapılmış ise Ayet-el Kürsü'yü, Felek ve Nas sureleri mutlaka oku. Bir bardak suya ve iç. İnşallah o sana şifa gelecektir. Şifa verecektir ve seni huzura, selamete eriştirecektir. O sıkıntılarına bertaraf olup gidecektir inşallah. Ayet-el Kürsü, Felek ve Nas suresi okursan kafi. Evet. Nuh Erkoç Yozgat'tan diyor ki selamünaleyküm. Evet. Aleyküm. Aleyküm selam. Yıldızname nedir? Doğru mudur hocam diyor. Kim bu? Nuh Erkoç. Nuh kardeşim. Yıldızname dediğimiz olay bugünkü modern şekliyle
tarot fallarıdır. Veya tarotu geçelim. O burç olayları var ya hani gazete köşelerinde. Burç, yıldız falları var ya odur. Yani yıldız nameye fazla itibar etmemek gerekiyor. Hatta hiç itibar etmemek gerekiyor. O eski Alaturka'da fal kitabıdır. Yani o kitaba bakan insanlar sizi karşınıza oturtur ve der ki evladım senin ismin ne veya kardeşim senin ismin ne? İsmin Murat. Anan ismi nedir? Emine. Kaç yaşındasın? 40 yaşındayım. Bakar hesap yapar kendisine göre. Efendime söyleyeyim Emine'den doğan Murat 40 yaşında bir sayfa çevirir bakar. O sayfada sana der ki sana şöyle yapmışlar böyle yapmışlar şu olmuş bu olmuş sen şu kadar yaşayacaksın sen efendim şu olacaksın bu olacaksın. Bu kabul edecek bir şey değil. Bu kabul edecek bir şey değil. Bir, güzel kardeşlerim bugün 40 yaşında olan Emine'den doğma Murat milyonlarca var öyle mi? Var mı var? Peki bu milyonlarca 40 yaşındaki Emine'den doğma Murat'ın kaderi, yaşayacağı, çekeceği her şey o sayfada daha önce işte bilmem kaç sene önce yazılmış kitapta mı yazıyor? Bu mümkün mü? Hayır değil. Mümkün değil. Mümkün değil. İki, güzel kardeşlerim, bir insan değil bir insan, bir Allah dostu değil bir Allah dostu, peygamberler dahil, İsa aleyhisselamın haricinde peygamberler dahil hiçbir kimsenin öleceğini kimse bilemez. Bir insanın öleceğini peygamberler dahil bilemez güzel kardeşlerim. Yıldız fallarında sen şu kadar yaşayacaksın deniyor, bu mümkün değil. Sen şunları yaşayacaksın diyor, doğru olmaz. Değil, bu bir faldır. Caiz değildir, doğru değildir. Uzak kalmakta yarar vardır. Evet. Hocam, ismini vermek istemeyen bir izleyicimiz diyor ki, hocam sizi Antalya'dan rahatsız ediyorum. Programınızı severek izliyorum, kaçırmamaya çalışıyorum. Allah razı olsun. Selamünaleyküm demiş. Şöyle bir rüya görüyorum hocam. Bunu birkaç defa üst üste de gördüğünü söylüyor. Evet. Diyor ki bir zeytinlik içerisindeyim. 2-3 metre ilerledikten sonra rüyamda sürekli sarı yeşil renkte bir yılan beni ısırdığını görüyorum ve uyanıyorum. Zeytin bahçesinde olan bir kardeşim zenginliğe ereceğine, rızkının bol olacağına işaret olduğu gibi sinsi, rızkında gözü olan kimselerin varlığına işaret olduğu gibi bu rüya, aynı zamanda yılan rüyada çok zahmetle, büyük bir sıkıntıyla elde edilecek malla ve mülke de yorumlanır. Allah hayra çıkarsın güzel kardeşim. Evet. Kemal Bey'in sorusu Ankara'dan diyor ki, hocam Ayasofya Camii ibadete açılmalı mı? Cami cemaatinin az olduğu söyleniyor. Yakınında başka camiler de bulunduğu söyleniyor. Siz ne diyorsunuz diyor. Ayasofya. Evet. Keşke açılsa. Zaten bir kısmında namaz kılınıyor Ayasofya'nın değil mi? Yan tarafında evet, böyle bir kısmında. Yer var. Evet. Keşke açılsa. Keşke oradan güçlü bir sesle ezanı Muhammediye okunsa. Keşke insanlar Allahu Ekber deyip namaza dursa. Ama bu işler siyasi işler. Yani belki hükümetimiz açmak ister. Ama bir de denge var dünya siyasetinde biliyorsunuz. Bir denge var, denge. O dengelerde hükümetler gözetmek mecburiyetindedir. Bizler vatandaşlar olarak olaylara, hadiselere, yaşananlara duygusal olarak bakabiliriz. Ama ve lakin devlet işleyişinde duygusallık olmaz. Bizim gibi
düz bakma olayı söz konusu değildir. Bu işler siyasi işler, denge ister. Mutlaka onun başka yerlerde bir karşılığı vardır. Bu hükümetlerin politikasına bağlı bir şeydir. Tabii ki temennim benim ibadete açılsın. Evet. Şimdi orada da şey diyor ama yakınında Selahattin camiler olduğu söyleniyor. Oraya hani namaz ihtiyacı yok deniyor Ayasofya'da. Şimdi orada tabii ki Sultanahmet Camii var, Yerebatan var hemen karşısında filan. Ama dedim ya tabii onu siyasiler onu söylerken gerçeği söyleyemedikleri için o kelimeyi söylüyorlardır. Ama ben Sultanahmet Camii'nin de çok tıktım tıktım olduğunu düşünmüyorum. Yerebatan Camii'sinde çok tıktım tıktım olduğunu düşünmüyorum. Önce mevcut camileri bir dolduralım bakalım sevgili kardeşlerim. Ondan sonra Ayasofya'ya daha vakitlice konuşuruz. Öyle mi? Doğrudur. Gerçi şimdi aklıma şey geldi. Trabzon'daki bunlar biraz siyasi işler. Trabzon'da evet. İbadete açılan bir kilise geldi. Şimdi oranın da dolduğu yok ama ibadete müzeden kiliseye evet. Çevirmesine evet. Müsaade siyasi edildi. İşler. Evet. Mehmet Çelik oğlu çok hastaymış. Akşamları çok ağrı çekiyor diyor. Sabahları ciddi sıkıntısı var diyor. Hocam dua bölümünü kaçırdık ama dua istiyoruz diyor. Mehmet kardeşim, Rabbim evladına şifalar ihsan eylesin, huzur saadet versin, içindeki sıkıntıları Cenab-ı Allah bir an önce atsın. İnsi ve cinsi şeylerden Cenab-ı Allah evladınızı korusun. Mutlaka anlatıyor, yatıyor değil mi? Kalkamıyor falan diyor. Evladına size tavsiyem şudur ki evladınızı bir bardak suya, ayet-el kürsü okuyun 7 tane. 7 Felak 7 Nasr suresi okuyun. Böyle bir müddet bunları okuyup evladınıza içirirseniz Cenab-ı Allah inşallah o okuduğunuz sure-i şeriflerin hürmetine evladınızı sağlığına kavuşturacaktır. Kendine getirecektir. Eğer doktora götürdüyseniz, bir çare bulamadıysanız bunu yapın. Evet. Kayseri'den bir kardeşimiz, ismini de belirtmiş ama vermemek daha doğru herhalde. Diyor ki kocası kendisini kötü yola düşürmek istiyormuş. Anlamadım. Kocası kendisini kötü yola düşürmek istiyormuş. Bundan da para kazanmak istiyormuş. Diyor ki bu adamla nikahım kalmış mıdır? Ayrılsam günah olur mu? Terk etsem günah olur mu diyor. Yani adam sözde adam öyle mi? Ya. Yani kocası karısına diyor ki sen... Fuş yap diyor değil mi? Bana para getir diyor. Tabii. Bunu mu diyor? Aynen öyleymiş. Bununla nikahım kalmış mıdır diyor. Ayrılsam günah mı? Sevgili kardeşim. Hemen derhal bu pezemekle ilişkini kes. Bu pis herifle hemen bir an önce boşan. Bu terbiyesiz, karaktersiz, pis herifle bir an önce işini bitir, mahkemede ayrıl. Nasıl bir mide bu ya? Nasıl bir ahlaksızlık bu ya? Nasıl bir mide bu? Sen nasıl adamım diye sokakta geziyorsun, bet boynu devrilesince? Sen nasıl bir mide var da karına diyorsun ki git fuhuş yap bana para getir. Senin boynun devrilsin. Ve pis herif. O karının getirdiği para yiyeceksin gavat. Boynu devrili sizce. Güzel kardeşim hemen derhal. Derhal acilen. Boşan bu adamdan. Bu adam belli ki şeytana ruhunu teslim etmiş. Pis, necis, haramzade bir adam belli ki. Eğer doğru söylüyorsan ha. Doğru söylemiyorsan benim bu azarlamalarım vebali sana aittir. Eğer adama iftira atmıyorsan, adama bir sebepte kızıp da iftira atmıyorsan, bu sözlerim o zaman sana geçerlidir. Anlaştık mı? Eğer doğru söylüyorsan, gerçekse bu anlattıkların, hemen boşanacaksın. Hemen boşanacaksın. Nikah mikah kalmaz ortada. Allah selamet versin. Bu nasıl mide ya? Böyle terbiyesizlik var mı ya? İnsan karısına böyle bir teklifi nasıl yapar ya? 7 kat yabancı yapamaz ya. Nasıl bir kansızlık bu?
Git fuhuş yap, bana para getir. Hay boynun devrile sizce. Kalıbından utan. Kalıbı varsa tabii. Evet. Hocam kısa bir reklamımız var. Peki. O arada da biraz böyle öfke dinmiş olur. Yani maalesef. Bu konularda ben hassasım. Maalesef. Yani rezerv... Bu konularda hassasım. Bu işler çocuk önce değil. Ayıp. Ya, işte. Ayıp. Hayır, kadıncağızın da hassasiyetini görebiliyor musunuz? Kadıncağız diyor ki nikahım düşmüş müdür? Yani bak, nikah hocam, nikah kalmaz. Bu bir hassasiyettir ama tabii, bunu tabii, hani tabii. Düşünebilmek bir erdemdir, bir ayrıcalıktır. Evet, evet. Maalesef. Reklama gidelim. Reklamdan sonra tekrar sizlerle birlikte olacağız inşallah. Evet, reklam aramız bitti. Kısacık bir reklam arası zaten. Geri döndük bayağı hocam. Bayağı bir reklam geldi de mail geldi de onlara bakıyorum. Çünkü evet. İlginç şeyler var içinde. Sana gönderiyorum bir taraftan. Tamam hocam. Siz bana yönlendirin size gelenleri. İsterseniz ben Ali Bey'in sorusunu okuyayım şimdi. Diyor ki Ali Bey, gece yatarken besmelesiz yatağa girmek cinlerin musallat olmasına sebebiyet verir mi diyor. Güzel kardeşlerim, elbette ki abdestli bir şekilde uyumak çok faziletlidir. Çok iyidir. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz yatağa yatarken abdestli bir şekilde yatın uyuyun der. Özet olarak söylüyorum. Kim ki abdestli bir şekilde yatağa yatıp uyur ise o kişiyi şeytani cinler ve şeytan rahatsız etmez. Hatta ve hatta o kişi rüya görür ise rüyası da temiz çıkar, doğru çıkar. Hele ayetel kürsüyü okuyup yatan insanı cinler, şeytan rüyasında bile o kişiyi kandıramaz. Ha bu arada, ama hocam ben abdest almadan yatıp uyuyorum. O zaman bana cinler gelip musallat mı olacak? Veya şeytan gelip musallat mı olacak? Öyle de bir şey yok. Öyle bir şey de demiyorum. Yani abdestsiz yatan insanlara gelip cinler musallat olacak diye bir şey söz konusu değildir. Cinler ancak ve ancak zayıf bulduklarına musallat olur. Zayıf bulduklarında, insanların zayıf anını yakaladıklarında musallat olurlar. Önce vesvese ve sıkıntı vermeye başlarlar. Ondan sonra onun durumu ve haline göre de yönlendirmeye başlarlar. Bu musallat normal bir hayatta iken, iş yaparken de, gezerken de, tozarken de olabilir, yatarken de olabilir, her daim olabilir. Ama abdestsiz yatanlara cinler musallat olacakmış diye bir şey söz konusu değildir. Biz illaki ve illaki şunu yapmak mecburiyetindeyiz. Abdestli de abdestsiz dahil yatağa girseniz, İllaki ayetel kürsüyü okumanızda yarar vardır. Çünkü ayetel kürsü bize manevi olarak bir zırh gibi koruyacaktır. Ona inanaraktan okursak Cenab-ı Allah bizleri hem insanların hem de cinlerin şerrinden koruyacaktır inşallah. Evet. Ha, güzel bir soru var hocam. Kasım Bey diyor ki cennette şarap içilecek deniyor. Şarap içmek günahsa acaba bu söylenen bize yanlış mı öğretiliyor yoksa oradaki şarap başka bir şarap mı? Başka bir şarap. Kasım Bey miydi? Evet. Kasım Bey, başka bir şarap o. Takva sahibi olan insanlar, helal ve haram kavramlarına riayet eden insanlar, o müminler, Allah'ın emirlerini, hak ve hakikatleri aynen yaşayan müminler,
Allah'ın Resulü'nün hadis ve sünnetini yaşayan müminlere Cenab-ı Allah cennet müjdeliyor. O cennette elbette ki ırmaklar vardır. Tadı bozulmayan sular akan içinde ırmaklar vardır. Bembeyaz süt akan ırmaklar vardır o cennette. Çok güzel tatlı süzme balın aktığı ırmaklar vardır o cennette. İçtiği zaman zevk veren ama hiçbir zaman sarhoş etmeyen şarap ırmağı vardır o cennette. O cennette meyvelerin türlü türlü çeşitleri vardır. Söylediklerim ayet-i kerimedir. Muhammed suresinin 15. ayetini mealen anlatıyorum. Muhammed suresinin 15. ayetini anlatıyorum. Programdan sonra bir bakın Kur'an-ı Muhammed'i açın okuyun. Ve o müminler için o cennette mağfiretler vardır, rahmet vardır. Ve Cenab-ı Allah diyor ki, hiç ateşte kaynayan, kaynar suları içip de bağırsakları parçalanıp dışa vuran, o günahkar insanlarla bu nimete sahip olan insanlar bir olabilir mi diyor. Kasım kardeşim, Kur'an-ı Muhammediye'deki şarap içtiği zaman sarhoş etmeyen, kendinden geçirmeyen bir şaraptır. Lakin bu dünyadaki şarap ise insanlar içtiği zaman sarhoş oluyor, kendinden geçiyor. Ne yaptığını sonra bilmiyor. O sarhoşlukla katil olabiliyor. İnsanların ırzına geçebiliyor. Yanlış işler yapabiliyor. Allah muhafaza ocaklardan dışarı insan öz evladına dahil sarhoşkan sarkıntılık yapabiliyor, tecavüz edebiliyor. Bunları gazetelerde, televizyon haber bültenlerinde her daim zaman zaman okumakta ve izlemekteyiz. Kur'an-ı Kerim'in haram kılmış olduğu bu şaraplardır. İnsanı kendinden geçiren, sarhoş eden şaraplardır. Cennetteki şarap sarhoş etmiyor. İnsanların başını ağrıtmıyor. İnsanları hasta etmiyor. İnsanlara hiçbir zaman, hiçbir şekilde insanları uyuşturmuyor. O cennettekileri uyuşturmuyor. Ama buradaki, dünyadaki şaraplar onu yapıyor. Onlar farklı. Yani elma ile armudu hiçbir zaman karıştırmamak gerekiyor. Bugünkü şarap haramdır. Bugünkü üretilen şarapların hepsi ama hepsi külliyen haramdır. Onun bir damlasına dahi dokunmak, içmek haramdır, haramdır, haramdır. Hazreti Ali, Allah'ın aslanı olan Hazreti Ali, büyük komutan Hazreti Ali, Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin damadı olan Hazreti Ali, dört büyük halifenin sonuncusu olan Hazreti Ali diyor ki, göle bir damla alkol damlasa ve o gölden gelip bir koyun su içse, vallahi o koyunun sütünü içmem diyor. Bu kadar biz Hazreti Ali gibi bu konuda hassas olmak mecburiyetindeyiz. Alkolün her türlüsü haramdır. İnsanları sarhoş eden her şey haramdır. Sigara da haramdır. Sağlığa zarar veren, maddi ve manevi zarar veren her şey haramdır. Puro da haramdır. Şimdi nargile modası var, nargile modası.
Alıyor da ağzına bir kamış böyle püf 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 yapıp duruyorlar. Nargile de haramdır güzel kardeşim. Hem de sigaraya nazaran duble 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 kat kat haramdır. Kimi gençlerimiz büyük bir özenti içerisinde nargile kafelerine gidiyorlar. Habire habire mantar gibi nargile kafeleri açılmaya başlandı. Burada da bir çark var. O da haramdır. Peki sigarayı bıraktım deyip de elektronik sigara püf 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 eline almış bir kamış gibi böyle tüttürenler var ya. O kimyasalı tüttürenler var ya, o da sağlığa zararlı olduğu için o da haramdır. Öyle mi Murat'ım? Kesinlikle. Ya, ya haramdır, haram. Rakı haramdır, viski haramdır. İnsanları sarhoş eden, insanları kendinden geçiren, insanlar içtikten sonra kendine malik olmuyorsa her şey ama her şey haramdır güzel kardeşlerim. Büyük günahlardandır güzel kardeşlerim. Sağlığa zararlı olan her şey haramdır. Allah bu bedeni bize verdiyse bu bedeni korumak mecburiyetindeyiz. Eğer korumaz isek bu beden bizden hak talep edecek. Kabre konduğumuz andan itibaren Cenab-ı Allah'ın melekleri, sorgu sual melekleri geldiği zaman ve sorduğu zaman diyecek ki ey filancı, bu bedeni nerede çürüttün, bu bedeni nerede yordun, bu bedeni nerede vakit geçirdin diye sorduğunda ne diyeceğiz güzel kardeşim? Ne diyeceğiz, ne diyeceğiz, soruyorum ne diyeceğiz? Eh mehkemküm mü diyeceğiz? O eh mehkemküm dediği zaman o melekler sırtımıza öyle bir vuracak ki, öyle bir vuracak ki, öyle bir vuracak ki. O anda herkes ama herkes o sesi duyacak ve o anda cehenneme düm diye düşecekler. Düşecekler. Bu beden bize hesap soracak. Eğer Allah bu bedeni verdiyse bunu korumak mecburiyetindeyiz. 2-2-4. Ama hocam ya ne olacak, çok alışık bırakamıyorum. Bırakacaksın kardeşim. Bırakacaksın, bırakacaksın, bırakamıyorum yok. Eğer ki o sigaranın üzerinde bu seni öldürür diyorsa, sigara içmek insanı öldürüyor diyorsa daha gerisini düşünmeyeceksin. Şimdi bizim kameraman arkadaşlarımız, yönetmenler içeride mart kedileri gibi toplanmışlar, püpür püpür sigara içiyor kerataları. İçmeyin evlatlarım, yapmayın. Kendinize yazık günah ediyorsunuz. Yazık günah ediyorsunuz, yapmayın Allah aşkına. Yapmayın. Gençliğinize yazık. Maddi anlamda yazık ya. Efendim aldığımız para yetmiyor. Eşek sipaları, o zaman elinizdeki 3 kuruşu neden sigaraya harcıyorsunuz? Kaç para sigaranın paketi? Bilmiyorum ki. Mesela? Ya 5-6 lira vardır. Kaç para Murat? 10 lira. 10 lira. Bir insan günde kaç paket içiyor? Bir paket. Bir ayda ne kadar yapar? 300 lira. 300 lira bitti. 300 lira yazık günah değil mi? 300 lira bir ayda sigaraya gidiyor. E tabii ki sen geçinemezsin. Tabii ki sen ekonomik anlamda sıkıntı çekersin. Güzel kardeşlerim. Evet. Etrafımızda ölünceye kadar keramen katibin melekleri vardır. Sağımızda ve solumuzda bu dünyada yaptıklarımız her şeyi not eden melekler vardır. Allah sağ tarafımızın ağır olduğu, efendime söyleyeyim, kitabı sağ tarafımızdan veren kullardan bizlere eylesin inşallah da. Ama insanların etrafında rahmet melekleri bulunmaz. Rahmet melekleri kimin? Cenabet gezenlerin, necis olanların, poposunu yıkamayanların, necis gezenlerin, sigara içenlerin, alkol alanların yanında rahmet melekleri olmaz güzel kardeşlerim. Rahmet melekleri bir insanın yanında yok ise, eğer bulunmuyorsa, biliniz ki o insanın bereketi olmaz, huzuru olmaz,
saadeti olmaz. Her daim vesvese içerisinde olur. Çoğu zaman kafasında çok şeyler, vesveseler, kuruntular hasıl olur. Şu sigarayı, alkolü bırakın Allah aşkına. Allah o illetten kurtulmuş olanlardan eylesin güzel kardeşim sizleri. Sizleri düşündüğüm için söylüyorum. Düz, net, aile sohbeti yapar gibi konuşuyorum her şeyi. Ne olur beni kardeşiniz kabul edin. Samimi bir kardeşiniz, dostunuz olarak kabul edin. Ve nasihatımı dinleyin, dinleyin. Ben sizler için dünyada ve ahirette hayırlı olacak olan şeyleri söylüyorum, zikrediyorum. Allah cümlemizi samimi kullarından eylesin. Eğer ki Cenab-ı Allah bana cenneti nasip ederse ki edecektir, o da birincisi samimiyetimden dolayıdır. Allah samimi kullarından eylesin. Evet evladım. Bülent Bey'in bir sorusu var hocam. Çok güzel bir soru. Ben de onun sorusunda ismi geçen hocalara hoca demiyorum. Hoca diyorum onlara. Diyor ki Bülent Bey, ben sorayım hocam. Diyor ki Bülent Bey, TV kanallarında bir sürü hoca var. Sürekli bir şeyler satmak için uğraşıyorlar. Dini alet etmiyorlar mı bunlar yapmış oldukları ticarete? Diyor ki, çok doğru bir tespit. Siz ne dersiniz hocam bu hocalar hakkında, bu hocalar hakkında? Demin en son sözüm samimiyettir dedim değil mi? Allah samimi kullarından bizlere eylesin. İşte samimiyet derken hepsini kapsıyor. Ah ah güzel kardeşim. Kim bunu söylüyor? Bülent Bey'in sorusu. Bülent kardeşim yarama bastın yarama. Yarama tuz bandırdın. O televizyona çıkan hocalar gerçekten hak ve hakikatleri yaşamış olsalar idi, doğru olmuş olsalar idi, samimi olmuş olsalar idi, bugün camiler tıklım tıklım olurdu. Çünkü o hocalar samimi değil. Onlar dünyala iman etmişler, dünyalı ön planda tutan sözde hocalar. O hocaların tek bir amacı var, mürit toplayıp malı parayı bulmak. Başka bir şey değil. Halbuki ihlaslı, temiz, iyi niyetli, Kur'an-ı Muhammed'i, hak ve hakikatları, Allah'ın Resulü'nün sünnetini ve hadislerini samimi duygular içerisinde önce kendisi yaşayarak sonra insanlara anlatmış olsalar idi, inanıyorum ki insanların, bugün insanların çoğu uyuşturucu bataklığına düşmezler idi. Alkol bataklığına düşmezler idi. Fuhuş bataklığına düşmezler idi. Devletine ve milletine hainlik yapan teröristlerin sayısı bu kadar çoğalmaz idi. Evet sevgili kardeşlerim, birçok insanların ağzı laf yapabilir. Birçok insanlar bir şeyler biliyor olabilir. İlim irfan sahibidir ama ruhsuz ilim irfan sahibidir. Onların sadece ağzı laf yapar, ağızdan çıkan lafların hiçbiri karşısındaki insanların ruhuna, kalbine hitap etmez. Karşısındaki insanlara samimi olarak ağızdan çıkanlar yansımaz. Neden? Niyet bozuk, niyet. Samimiyet yok, samimiyet yok. İşte sıkıntımız orada. Bir sürü televizyon kanalı var. O televizyon kanallarında sabahtan akşama kadar sözde hocalar var. Ben zaman zaman kendi nefsim için diyorum. Eğer dini anlatmak bana kadar düştü ise vay halimize diyorum zaman zaman değil mi? Halbuki ayakların baş olması gerekmez idi. Gerçekten alimler, gerçekten Allah dostlarına itibar edilmiş olsaydı, gerçekten Allah dostları çıkıp da konuşmuş olsaydı çok daha güzel olacaktı. Çok daha faydalı olacaktı. İnsanlar kendine gelecekti. İnsanlar bilmediklerini öğrenecekti. Ve öğrendiklerinde insanlar yaşamış olacaktı. Ama bugün niyeti bozuk olan, samimi olmayan, terlik satanlar, kefen satanlar, bilmem ne satanlar, bilmem ne yapanlar ekranlarda insanları dinden uzaklaştırdı.
dini magazinleştirdiler güzel kardeşim. Amma ve lakin biliniz ki, ama biliniz ki mahşer gününde onlar münafıklardan olacaklardır. Bundan emin olun. Bunu kalben söylüyorum. Allah onlara da bir an önce samimi duygular içerisinde tövbe istiğfar etmeyi nasip eylesin. Samimiyet güzel kardeşim, samimiyet. Bir insan cahil dahil olsa, benim gibi iki kelamı dahil bir araya getirmemiş dahil olsa, getirmeyen insan dahil olsa, samimi olması yeterlidir. Samimiyet, samimiyet. Biz arkadaşlıkta, dostlukta, oturmamızda, kalkmamızda, işimizde, gücümüzde, sevgimizde, aşkımızda, ilmimizde ve imanımızda ve amelimizde samimi olmuş olsaydık, inanın yapamayacağımız hiçbir şey yok. Dünyayı fethederdik, dünyayı. Bizim tüm sorunumuz samimiyetsizliktir, başka hiçbir şey değildir. O hocalar he? Şimdi mübarek şurada 10 gün sonra Ramazan-ı Şerif ayına ereceğiz. 11 ayın sultanı olan, ayların şereflisi olan Ramazan ayına ereceğiz. Allah'ım o günlere bizleri kavuştursun. Ve o Ramazan ayında göreceksin sabahtan akşama kadar dini programlar yapacaklar. Saz çalacaklar, ilahi okuyacaklar, kaside yapacaklar. Millet ne aldı? Hiçbir şey. Sadece solistik yapacaklar. Öyle insanlar var ki, şimdi hocalar var ki maalesef Kur'an okuyabilmek için, Kur'an okuyabilmek için veya sesi güzel diye Kur'an okumaya gidebilmek için 3.000-4.000 lira para istiyorlar. Ay 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 ay. Öyleyse hocaları çağırmayın. Öyleyse hocaları Kur'an-ı Muhammed'i okutturmayın. Caiz değildir, doğru değildir. Kur'an parayla okunmaz güzel kardeşlerim. Kur'an parayla satılmaz. Sesi güzel diye hoca çağırıp Kur'an okutacağınıza, ölülerinize 3 ihlas 1 elham okuyun çok daha faydalıdır, çok daha tesirlidir, çok daha makbuldür. Buna inanın. Sadece ve sadece o az solist diye nitelendirdiğim insanlar sizin o andaki manevi duygularınızı kabartırlar. Başka bir işe yaramaz. Zaten Kur'an okumuyorlar. Bir sure-i şerif okuyorlar. Ondan sonra başlıyorlar kaside ve mevlüt. Yapmayın. Yapmayın. Yavaş yavaş Hristiyanlıklarda olduğu gibi güzelim dinimizi ruhbanlığa doğru götürüyorlar. Yapmayın. Kur'an-ı Kerim gerçek anlamda ölülerin arkasında okunması gereken kelam değildir. Kur'an-ı Kerim biz insanların bu hayatta iken, yaşarken yaşaması gereken bir kitaptır. Hayatımızda tatbik etmemiz gereken bir kitaptır. Güzel kardeşlerim. Ha hocam, ölülerin arkasında okursak sevap mıdır? Evet, sevaptır. Sevabı var mıdır? Vardır. Ölülerin arkasında okursak o ölüye faydası var mı? Ruhu rahatlar mı? Rahatlar. Yasin-i Şerif okursanız, herhangi bir sureyi okursanız, Fatiha sureleri okursanız, İhlas sureleri okursanız, Tebarek okursanız, Amme okursanız elbette ki sevabı var. Elbette ki kabirde olan kişinin ruhu rahatlar. Ama bu işler parayla olmaz güzel kardeşlerim. Parayla Kur'an okutulmaz güzel kardeşlerim. Bak ben ne diyorum, içeride keratalar uyuyor. Yazsanız alta. Kur'an-ı Kerim parayla okutulmaz. Evet, şöyle güzel parayla bir kaje okunmaz. Olsa. Caiz değildir. Caiz değildir, caiz değildir. Evet. Kadir Bey diyor ki, sol elle yemek yemek neden günahtır hocam? Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz genç sahabelerle birlikte yemek yer iken, genç sahabenin bir tanesinin çok hızlı yemek yediğini ve yemek yerken de sol elle ağzına lokma götürdüğünü gördüğünde aleyhissalatü vesselam Efendimiz o sahabeyi uyardı ve dedi ki, bir, hızlı yeme. İki, sol elle ağzına lokma götürme dedi. Lakin sol elle ağzına lokma götürür isen, hemen farkında olduğunda, yanlışlıkla dahil sol elinle ağzına lokma götürür, hemen çıkartın diyor. Yani yanlışlıkla dahil ağzımıza lokma götürürsek,
hemen çıkartmamız gerekir farkında olduğumuzda. Lakin diyor şeytan diyor genellikle diyor sol tarafı kullanır diyor. Lokmanıza şeytan ortak olur diyor ve bundan dolayı caiz değildir güzel kardeşim. Evet. Güzel bir soru. Sağ elle diyor, sol elle demesi lazım. Bak, ah kerata bunlar var. Bunlar var ya, bunlar var. Evet. Bunlar işte işinde samimi olmayanlardan. Yok yok hocam arkadaşlarım. Yo, ben fırçalarım. Ben hiç fırçalarım. Ben doğru konuşurum. Yönetmen, yönetmen dinlemem ben. Doğrucuyum. Ben doğrucu adamım. Herkes işini şey yapacak. Düzgün yapacak. Evet. Biz sol elle caiz değildir diyoruz. O sağ el diye yazmış oraya. Genç kardeşlerimiz bunu şimdi Allah düzeltecekler. Allah versin. Amin. Amin. Evet. Hocam Salih Bey diyor ki duanın bir saati var mıdır? Tabii bedduanın da tuttuğu bir saat var mıdır? Ben bunu program önce size de biz hatırlatmıştım. Bu izleyicimiz programdan yaklaşık bir yarım saat kadar önce yazmış bu soruyu. Özellikle seçtik. Bedduanın hani duanın tuttuğu bir saat var mıdır? Bedduanın tuttuğu bir saat var mıdır diyor ama özellikle bedduayı istiyor yani. Müslümana beddua etmek yakışmaz. Duanın tuttuğu saati verelim hocam. Eğer ki bir insan bir başkasından zulüm görüyorsa, eziyet görüyor ise mutlaka ama mutlaka bizler o kişinin hidayete ermesi için dua etmeliyiz. Bedduaya değil. Beddua hiç gerek yok. Beddua etmek biz Müslümanlara yakışmaz. Cenab-ı Allah diyor ya alâ küllü şeyin kadir. Ben her şeye kadirim diyen Allah doğruyu da bilir, yanlışı da bilir, iyi de bilir, kötüyü de bilir. Doğruyu ve yanlışı bilen Hazreti Allah mutlaka ama mutlaka zulmedenleri kendine getirir. Ona mutlaka bu dünyada ve ahirette hesap sorar. Amma ve lakin biz kullar sabredeceğiz zulmün karşısında. Sabredeceğiz zulmün karşısında. Eziyetlerin, sıkıntıların karşısında sabredeceğiz. Ve diyor ki Cenab-ı Allah, Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenü stahini bir sabir ve selat. İnallaha ma sabirin. Zorluklarla, sıkıntılarla karşılaştığınız zaman sabredin, sabredin, sabredin ve namaz kılın diyor, namaz kılın diyor. Biz sabredeceğiz, sabredeceğiz, sabredeceğiz ve namaz kılacağız. Kötünün, şerrin hayra dönmesi için dua edeceğiz. Lakin duamız hangi saatlerde, hangi vakitlerde kabul olur diyor. Evet. Daha önceki programlarda ben sık sık bunu anlatmıştım. Hatırlarsanız güzel kardeşlerim. Bir, teheccüde yapılan dualar aynen kabul olur. İki, cuma günleri Hoca Efendi hutbede iken yapılan dualar kabul olur. Ezan-ı Muhammed'i okunurken yapılan dualar kabul olur. Seyahate çıkıldığında yapılan dualar kabul olur. Haçta, Kabe'de, Beytullah'ta yapılan dualar kabul olur. Dualarımızı biz her daim yapalım yine. Bu vakitlere de bağlı kalmayalım. Hani derler ya eşref saati. Öyle bir saat gelir ki o saat içerisinde içimizden Allah dediğimiz zaman ok gibi yerine saplanır ve duamız kabul olur. Duamız kabul olur. Hocam ben çok dua ediyorum kabul olmuyor. Devam et. Devam et. Israrla devam et. Israrla devam et. Israrla devam et. Duan mutlaka kabul olacaktır güzel kardeşim. Dua et. Dua edin inşallah. Evet. Eşim bana kötü davranıyor diyor Hatice Hanım. Dövüyor. Ben de onun ölmesi için dua ediyorum demiş. Dua et dediniz ya. Günahı var mı? Eğer ölmesi için dua etmeyelim. Ya Rabbi kalbine hidayet nasip eyle. Ya Rabbi şuur ver. Kalbine merhamet ver. Kendisine çeki düzen versin diye dua etmesi lazım bu hanım kardeşimizin. Lakin onun ıslah olması için dua etmesi gerekiyor. Dedim ya biraz önce beddua yakışmaz. Zaten bir insanın bir insana zulmü caiz değildir, doğru değildir. Bunun elbette ki mahşer günü bir revanşı vardır. Bir hesabı görülecektir. Ama hanım kardeşim
eşinin hidayete ermesi için dua ederse çok daha hayırlı olur. Evet. Bitti. Süremizin de sonuna gelmişiz hocam. Peki. Bu akşamı doldurduk. Programın sonuna geldik. Evet. Cenab-ı Allah inşallah haftayı buluşmayı nasip eder. Amin. İnşallah. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz her hafta olduğu gibi samimi duygular içerisinde konuştuk. İçimizden geldiği gibi. Zaman zaman hiddetlendik, zaman zaman kuzu olduk, bazen efendime söyleyeyim ne olduk? Aslan olduk diyelim. Ama hep samimiyetten, hep samimiyetten güzel kardeşler, hep samimiyetten. Bana yazıp da dua isteyenlerin hepsine bu gece dua edeceğim. Dua edeceğim. Hepinize dua edeceğim. Sizler de bana dua edin. Allah'ım ömrünüzü bereketli kılsın. Allah'ım sizleri salih kullarından eylesin. Allah'ım sizleri cennet ehli kullarından eylesin. Allah'ım sizleri hıfzıyla muhafaza eylesin. Sizleri insi ve cinsi şeylerden korusun Allah'ım inşallah. Allah'ım sizleri nazardan, kötülüklerden, büyülerden, insi ve cinsi şeylerden korusun inşallah. Şeytanın da şerrinden sizleri korusun inşallah. Hepinize hayırlı geceler diliyorum. Allah'a emanet olun. Lakin yatmadan önce mutlaka ayet-i kürsüyü okuyun. Evet. Evet, hayırlı geceler diliyoruz biz de. Yayında, yapımda emeği geçen arkadaşlarımızın tamamı adına. Ufak hatalar yaptıysak affola, görmezden gelirsiniz inşallah. Kıymetli izleyicilerimiz, haftaya aynı gün aynı saatte Allah nasip ederse, ölmez de sağ kalırsak yine hocamla burada birlikte olacağız inşallah. Allah'a emanet.